Bakara Suresi 72. ayetten itibaren. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani siz bir kimse öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah sizin gizleyecek olduğunuz şeyi açığa vurandı. Onun için biz ona bir parçasıyla vurun demiştik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir, size ayetlerini gösterir. Gerek ki aklınızı başınıza alasınız. Sonra bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı. Şimdi o taş gibi yahut daha katı. Çünkü taşın öylesi vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi vardır ki yarılıp ondan su fışkırır. Öylesi de vardır ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı düşer. Allah ne yaparsanız hiçbirinden gafil değildir. Artık onların size inanacaklarını umar mısınız? Halbuki onlardan bir zümre vardı ki Allah'ın kelamını dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onlar bunu bile bile tahrif ederlerdi. İman edenlere kavuştukları zaman inandık derler. Birbirine dönüp halvet oldukları vakitse Allah'ın size açtığı şeyi müminler onunla Rabbiniz katında aleyhinizde kuvvetli delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah ne gizlerlerse ne açıklarlarsa hepsini bilir. Onların içinde ümmiler de var ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri bir sürü kuruntu ve yalandan başkası değil. Onlar başka değil. Yalnız zanda kalmış bulunuyorlar. Artık elleriyle kitabı yazıp da sonra onu az bir bahayla satabilmek için bu Allah katındandır diye gelenlerin vay halini. Vay ellerinin yazdıklarından başlarına geleceklere. Vay şu kazanmakta oldukları yüzünden onlara. Sayılı günlerden başka bize katiyen cehennem azabı dokunmayacak dediler. Söyle ki Allah katından bu hususta bir ahdi mi elde ettiniz? Ki Allah ahdinden asla caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük kazanır da suçu kendisini çepçevre kuşatırsa onlar cehennemin sahipleridirler. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlara gelince onlar da cennetin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anaya, babaya, hısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın, insanlara güzellikle söyleyin, dosdoğru namaz kılın, zekat verin diye emretmiş, teminatlı söz almıştık. Sonra bu sağlam sözünüze karşı içinizden birazınız hariç olmak üzere arka döndünüz ve siz hala yüz çevirmekte berdavamsınız. Hani sizden birbirinizin kanlarını haksız yere akıtmayın, kendinizi kendi yurtlarınızdan çıkarmayın diye kat'i söz almıştık. Sonra siz de buna karşı ikrar vermiştiniz ve hala şahitlik edip duruyorsunuz da. Sonra sizler yine onlarsınız ki kendilerinizi öldürüyor, içinizden bir fırkayı yurtlarından çıkarıyor, aleyhlerinde günahla, düşmanlıkla birleşip yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olup gelirlerse kendileriyle fideleşirsiniz. Halbuki onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanların cezası dünya hayatında bir rüsvaylıktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de onlar azabın en çetinine itileceklerdir. Allah
ne yaparsanız hiçbirinden gafil değildir. Onlar ahirete bedel dünya hayatını satın almış kimselerdir. Bundan dolayı kendilerinden azap kaldırılıp hafifletilmeyecek, onlara yardım da edilmeyecektir. Andolsun Musa'ya o kitabı verdik. Ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da beyineler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Demek size ne vakit bir peygamber gönüllerinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirirse kibirlenmek isteyeceksiniz de kiminiz yalanlayacak, kiminiz de öldüreceksiniz, öyle mi? Dediler, kalplerimiz perdelidir, öyle değil. Allah onları küfürleri yüzünden rahmetinden kovmuştur. Onun için ancak birazı iman edeceklerdir. Vaktaki onlara Allah katından nezlerinde bulunan Tevrat'ı tasdik edici ve doğrultucu bir kitap geldi ki daha evvel küfredenlerin aleyhine Allah'tan böyle bir fetih istiyorlardı. İşte tanıdıkları o şey kendilerine gelince ona küfrettiler. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin tepesine. Onlar Allah'ın kullarından kimi dilerse ona fazlu kereminden indirmesini öteden beri haset ettikleri için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı da inkar etmek suretiyle nefslerini ne kötü şeye değişip sattılar da gazap üstüne gazaba döndüler. O kafirler için hor ve hakir edici bir azap vardır. Bir de onlara Allah'ın indirdiği şeye iman edin denildiği zaman biz bize indirilen Tevrat'a inanırız derler de ondan başkasına küfrederler. Halbuki o Kur'an nezlerindeki Tevrat'ı doğrultan bir gerçektir. De ki, öyleyse müminler idiniz de daha evvel Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz? Andolsun Musa size en açık delilleri getirdi. Sonra siz onun ardından o buzağa tutundunuz, onu ilah edindiniz. Siz zalimlersiniz. Bir vakit size verdiğimiz Tevrat'ı kuvvetle tutun, ona sımsıkı yapışın, söz dinleyin diye Tur'u tepenizin üstüne kaldırıp sizden teminatlı vaat almıştık. Dinledik, isyan ettik demişlerdi. Çünkü küfürleri yüzünden özlerine buzağa bir su gibi içirilmiş, iyice işlemişti. De ki, eğer mümin kimselerseniz inancınız size ne kötü şey emrediyor? Söyle, Allah yanında ahiret yurdu diğer insanların değil de yalnız sizinse ve bu davanızda doğruculardansanız haydi ölümü temenni edin. Fakat onlar önceden elleriyle işlediklerinden, kötü amellerinden ötürü ölümü hiçbir zaman arzu edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen Yahudileri insanlardan, hatta müşrik olanlardan ziyade hayata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri arzu eder ki kendisine 1000 yıl ömür verilsin. Halbuki onun çok yaşatılması kendisini azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah onlar ne işlerlerse hakkıyla görücüdür. De ki, kim Cebrail'e düşman olursa kahrından ölsün. Çünkü kendinden evvelki kitapları tasdik edici ve doğrultucu ve müminler için aynı hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbinin üstüne o indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman olursa şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir ahitle bağlandılarsa içlerinden bir güruh onu bozup atıvermedi mi? Hayır, onların çoğu iman etmezler.
Onlara ne zaman Allah katından nefslerindeki kitabı tasdik edici ve doğrultucu bir peygamber geldiyse, kendilerine kitap verilen o kimselerden bir güruh sanki onlar hakikati bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına atmış, ondan yüz çevirmişlerdir. Şeytanların, Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurup takip ettikleri şeylere uydular. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafirdiler ki insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki onlar, o iki melek, biz ancak fitneyiz, imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir büyü yapıp da kafir olma demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte onlardan kocayla karısının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdir. Onlarsa kendilerini zarara sokacak, onlara fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onlar muhakkak biliyorlardı ki sihri satın alan kimsenin ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Onların kendilerini cidden ne kötü şey mukabilinde sattıklarını bilmiş olsalardı. Eğer onlar iman edip de sakınmış olsalardı, Allah katından kazanacakları sevap haklarında elbet daha hayırlı olurdu. Eğer bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Râina demeyin, unzurna deyin. Söze iyi kulak verin. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. Ehli kitaptan olan kafirler de, müşrikler de size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allahsa rahmetiyle kimi dilerse onu mümtaz kılar. Allah en büyük lütfu inayet sahibidir. Biz nesettiğimiz veya unutturduğumuz bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını yahut onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kemaliyle kadir olduğunu bilmedin mi? Göklerin ve yerin mülkünün hakikaten Allah'ın olduğunu ve sizin için Allah'tan başka ne bir yar ne de hakiki bir yardımcı bulunmadığını bilmedin mi? Yoksa siz de evvelce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanını küfr ile değişirse dümdüz yolu sapıtmış olur. Ehli kitaptan birçoğu hak kendilerince besbelli olduktan sonra ruhlarındaki hasetten ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek hevesine düştü. Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları bırakın. Serzeniş de etmeyin. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Namazı dosdoğru kılın, zekat verin. Kendiniz için önden ne hayır yollarsanız Allah katında onu bulacaksınız. Şüphesiz Allah ne yaparsanız kemaliyle görücüdür. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası asla cennete girmeyecek. Bu onların kuruntularıdır. Onlara söyle. Eğer bu iddianızda doğrucu kimselerseniz bürhanınızı getirin. Hayır. Kim taat ve amelinde
ihsan mertebesine yükselerek yüzünü tas tamam Allah'a teslim ederse, işte ona Rabbi katında amelinin ecri olarak cennet vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yahudiler, Hristiyanlar bir şeye sahip değil dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler bir şeye sahip değil dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dediklerini söyledi. Artık Allah, ihtilafa düşmekte oldukları bu davada kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını men edenlerden, onların harap olmasına koşandan daha zalim kimdir? Onların hakkı oralara korkak korkak girmekten başkası değildir. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahirette en büyük azap da yine onların. Doğu da Allah'ındır, batı da. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphe yok ki Allah vasidir, hakkıyla bilicidir. Onlar Allah kendine çocuk edindi dediler. O bu gibi şeylerden pak ve münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun, hepsi de onun emrine rağmdırlar. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır o. O bir şeye hükmetti mi ona ancak ol der. O da oluverir. Hakikati bilmeyenler ne olur Allah bizimle söylese, konuşsa yahut bize bir ayet, mucize gelse dediler. Onlardan evvelkiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri birbirine ne kadar da benzemiş. Biz hakikatleri iyice bilmek isteyenlere ayetlerimizi apaçık göstermişizdir. Şüphe yok ki biz seni rahmetimizin kamil bir müjdecisi ve azabımızın gerçek korkutucusu ve habercisi olarak o hak Kur'an'la gönderdik. Sen cehennemin arkadaşlarından mesul olacak değilsin. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar sen onların dinine uyuncaya kadar asla senden hoşnut olmazlar. De ki Allah'ın hidayet yolu İslam yok mu? İşte doğru yolun ta kendisi odur. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan, andolsun senin için Allah'tan başka koruyacak ne hakiki bir dost ne de hakiki bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu tilavet hakkını tam gözeterek okurlar. İşte ona iman edenler bunlardır. Kim ona küfrederse onlar da maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve sizi bir zaman alemler üzerine hakikaten mümtaz kılmış olduğumu hatırlayın. O günden sakının ki hiçbir kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Kimseden bedel kabul olunmaz. Kimseye de şefaat fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Ve hatırlayın o zaman ki Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan edip de o bunları tamamen yerine getirince seni insanlara rehber yapacağım buyurmuş. İbrahim
zürriyetimden de demiş. Allahsa zalimler ahdime eremez demişti. Hani Beyt-i Şerif'i, Kabe'yi insanlar için bir toplantı yeri ve emin bir mahal yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. İbrahim'le İsmail'e de evimi tavaf edenler, kalanlar, rükû ve sucûd eyleyenler için titizlikle temizleyin diye kuvvetli emir vermiştik. Hani İbrahim, "Ya Rab, burasını emniyetli bir şehir yap ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları mahsullerle rızıklandır," demişti. Allah da, "Kafir olanı dahi kısa bir zaman için faydalandıracağım. Sonra onu cehennem azabına icbar edeceğim. Varacağı yer ne kötüdür," buyurmuştu. Hani İbrahim, o beytin temellerini İsmail'le birlikte yükseltiyordu. İkisi de şöyle dua etmişlerdi. "Ey Rabbimiz, bizden şu hizmeti kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, kemaliyle bilen sensin sen. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da Müslüman bir ümmet yetiştir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri en çok kabul eden ve hakkıyla esirgeyen sensin sen. Ey Rabbimiz, onların içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı, hikmeti öğretecek, onları şirkten iyice temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz yegane galip, tam hikmet sahibi sensin, sen." Kendini bilmeyenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O şüphe yok, ahirette de muhakkak salihlerdendir. Rabbi ona kendini hakka teslim et dediği zaman o, "Alemlerin Rabbine teslim oldum," demişti. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da öyle yaptı. "Ey oğullarım, Allah sizin için İslam dinini beğenip seçti. O halde siz de başka değil, ancak Müslümanlar olarak can verin," dedi. "Yoksa ey Yahudiler, ölüm Yakup'un önüne geldiği vakit siz de orada hazır mıydınız?" O oğullarına, "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" dediği zaman onlar, "Senin ilahına ve babaların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın bir tek ilah olan Allah'ına ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olmuşuzdur," demişlerdi. Onlar birer ümmetti, gelip geçti. O ümmetlerin kazandığı kendilerinin, sizin kazandığınız da sizin. Ve siz onların işlemiş olduklarından mesul olacak değilsiniz. Yahudi ve Hristiyanlar, "Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız," dediler. De ki, "Hayır, biz muvahhid olarak İbrahim'in dinindeyiz. O Allah'a eş tutanlardan değildi. Ey müminler, deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere
ve bütün peygamberlere, Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Artık eğer onlar da sizin bu iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, muhakkak doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse, onlar ancak muhalefettedirler. O surette onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Allah'tan daha güzel boyası olan kim? Biz ona kulluk edenleriz. De ki, siz bizimle Allah hakkında çekişiyor musunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size ait. Biz ona bütün samimiyetimizle bağlanmışızdır. Yoksa siz gerçek İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğulları Yahudi yahut Hristiyanlar mıydı diyorsunuz? De ki, bunu siz mi daha iyi bilensiniz yoksa Allah mı? Nezdinde Allah'tan gelen bir şahitliği insanlardan saklayandan daha zalim kimdir ki? Allah sizin yapmakta olduklarınızdan gafil değil. Onlar birer ümmetti, gelip geçti. O ümmetlerin kazandığı kendilerinin, sizin kazandığınız da sizindir. Ve siz onların işlemiş olduklarından mesul de olacak değilsiniz.